Merhaba sevgili dostlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz sevgili yay burçları yükselen yay ve ay burcu yay olanlar 24 Kasım 1 Aralık haftası kahve falınızda neler var sizler için niyetlendim güzel bir hafta diliyorum sağlıklı saatli keyifli geçirin arkadaşlar dilediğiniz istediğiniz tüm güzellikler önünüze düşsün güzel bir hafta olsun diye dileyelim şöyle hemen bir sallayayım birazcık. Çünkü bir sıkıntınız aslında gidiyor ama yani nasıl bir hafta sorusunun cevabını şöyle yavaş yavaş isterseniz size göstereyim. Kalp kırıklığı yaşanabilecek konular var arkadaşlar. Hane içerisinde bazı konu olarak görünüyor. Burada e, maddi konular burası da çok ilginç görsellerde çıkmış. Şöyle bir falınız var diyebilirim. Şimdi başlayalım falınıza. Öncelikle ilişkiler, haneniz Yakın çevre dediğimiz alanla alakalı gördüklerimi size iletmeye başlayayım. Şimdi burada sizden biraz mesafeli olan bir kişi üzgün görsellerde çıkıyor. Yani hanenin dışından olabilecek bir kişi gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü aranızda mesafe yol var. Bu üzgün olan kişi bir konuda biraz kır, kır, kırmış, kırgın demeyeceğim. Sanki sizi kırmış gibi aslında siz de ondan bir şöyle o tarafa doğru bakıyorsunuz hani durumu farkında mı değil mi der gibi burada bu kişi durumu farkında üzgün görsellerde çıkıyor ama yanınıza gelemiyor görselleri var kafanızda uzattığınız kalp kırıklığı yaşadığınız bir konuyla alakalı. E, emek vermemiş mücadele etmemiş olan bir kişi şimdi bu ilişki olarak ya da dediğim gibi tanıdığınız sevdiğiniz değer verdiğiniz bir kişi olarak düşünmekte fayda var çünkü falınızda çıktığına göre e, böyle bir konu yaşanmış pazartesi aslında e, ya da haftamızın içerisinde bu konularla alakalı o yönden haber bekler görsellerinde çıkıyorsunuz bu kişi karşınıza gelip özür dileyebilecek bir konumda hani özür derken hatasını kabul edecek durumda diyelim ama siz yolunu kapatmışsınız yani çok da aslında artık görmek istemiyorum der gibi biraz kızgın olduğunuz bir kişiyle bazı duyumlar, bazı konuşmalar, bazı haberler alabilirsiniz arkadaşlar. Yaşanacaktan çok yaşanmış da onun kırgınlığı üstünüzdeymiş gibi bir fal çıkmış aslında. Şimdi Pazartes'ten itibaren önünüzde bir yoğunluk var. Üç kolu ayrılmış çıkıyorsunuz. Yani aslında üç kolunuz varmış gibi çıkıyor. Ve bu üç kol üç mevzuyu ya da üç kişiyle olan durumu ifade ediyor. İşinizle alakalı değil de sanki evdeki işler ya da evdeki kişilerle alakalı konular elleriniz uzamış. Yalnız bunların hepsinin birleştiği bir yer şurada gördüğünüz o karartılı bir kalp var. Tartışmalara ya da çözümsüz konulara uzanacak görselinde çıkıyor. Şimdi diyelim ki evinizde bir iş başlatmak istiyorsunuz. Ev hanımısınız diyelim ki yapmanız gereken bir iş var. İşte salı günü başlattığınız işler biraz önü tıkanır. E, çözmek yani o gün içerisinde halletmeniz gereken bir işin 3-4 gün sarkacağını düşünün. Yarım kalması gibi bir durum olabilir. Gene karşılıklı konuşma hanedeki bazı kişilerle ya da eşinizle partnerinizle yaptığınız konuşmalarda netice alamaz görsellerinde çıkıyorsunuz. Ve burada aslında özellikle hafta ortası net olarak görünen şu ki aşk ilişkiler dediğimiz alanda müthiş tartışmaya açık bir gün var. İki tarafında birbirinin kalbini kırabileceği, konuşmalarda tamamen gözlerin kapalı olduğu, sevgiyi bir yana bırak, hınçlandım dediğiniz konularla alakalı konular gündemde olur. Ne oldu şimdi? Pazartesi, salı, çarşamba aslında kırgınlık, güçlük, yorgunluklarla geçen günler. Sonrası gördüğünüz gibi daha bir açılmış, aydınlanmış görsellerinde çıkıyor. Burada aslında önüme ya yani yoluma devam ediyorum önüme bakıyorum dediğiniz günler diyebilirim. Perşembeden itibaren perşembe, cuma, cumartesi dediğimiz alanda sisli puslu konular sisli puslu kalacak. Yani çok çözüm beklentisi içerisinde olmayabilirsiniz diyeyim ben. bir anahtarınız var yalnız. Bu anahtar aslında bu hafta içerisinde bir konuda bir U dönüşü yapılacak. Hani yapmam etmem diyen bir kişi bir anda dönüyor. Tamam hadi senin istediğin gibi olsun diyor gidiyor diyor. <laughs> Konuşamadım. Der gibi bir görsel var. Şimdi bu gene yalnız buradan çünkü bir şey çıktığı için, sıkıntı çıktığı için 5 rakamı da var burada. E, aşk ilişkilerde yaşanmış olan bu sıkıntılı görselin akabinde karşınızdaki kişiyle tekrardan bir uzlaşmaya varabileceğiniz anlamına da gelebilir arkadaşlar. Burada virgüllü bir şekilde konuyu böyle yavaş 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 temize doğru götürürsünüz. Yani ayrılık demiyoruz zaten bunu ama yaşamış olduğunuz konu havada askıda kalsa da hafta sonu sonuna doğru bu konuyu çözersiniz. Gösterileri aslında var. E, buradaki çıkan sıkıntı da o sıkıntıyı içinizden atacağınızı gösteriyor. Şimdi hani e, hane ve ilişkilerde bu hafta nasıl yarı yarıya diyelim. Neden? Bir bölüm tamamen karartılı mücadele edeceksiniz. Emek vereceksiniz. Biraz yorulacaksınız. Diğer tarafın akışı düzgün. iletişim hesaplaşma hatta hafta sonu bir hesaplaşma da var. Buralarda sizin e, sizi üzebilecek çok fazla bir konu önünüze çıkmaz. Bazı hani böyle bilinmezlikte olan konulara da çok bulaşmamanızı tavsiye ederim. Önü kapalı görsellerinde çıkıyor. Şimdi gelelim para konularına. Maddi kaynaklar dediğimiz alan aslında burada dikkat ederseniz bir kişi iki kişiyi kucağına almış sanki bir yöne doğru götürmeye çalışıyor. Birilerinden destek almak, evet. Aynı zamanda iki kişinin yükünü almak ya da parasal anlamda iki yükü kucağınıza almış. Bu hafta benim bunları çözmem lazım dediğiniz konular olabilir. Aile tarafından size doğru bakan, sizden özellikle bir konu hakkında beklenti içinde olan kişiler var. Bunları böyle geride bırakmış. Önünüzde bir yol açıp aydınlığa çıkmaya çalışacaksınız. Şimdi dikkat ederseniz apolet gibi bir görsel de var. Bu resmi dairede çözülmesi gereken bir konu olabilir. Bu konuyla alakalı e, bayağı mücadeleci görsellerinde çıkıyorsunuz, adım atmış görsellerinde çıkıyorsunuz aslında. Karşınızda bir kişi, mesela özellikle Salı günü bir görüşme, kafanızda maddi konular ya da işinizle alakalı mevzunuz neyse bu hafta için. E, bu konularda e, sıkıntılısınız evet ama adım atmış ve at, adım attığınız yerde konuşma yapacağınız kişinin sizden küçük görsellerde çıkması haklı olduğunuz konularda karşınıza engel çıkmayacağını gösteriyor arkadaşlar. Yalnız burada alt bantta ayağınız çamurlanıyor yani öyle çok da kolay çözülecek bir iş değilmiş gibi görünse de siz bu işi salı günü çözersiniz arkadaşlar. Burada çok temiz bir iki rakamı var ve sekiz rakamı var bu da buraya bir parantez açayım hemen. Ya da B harfi Bolu'nun B'si gibi çıkıyor. Şimdi bu e, 8 olarak değerlendirecek olursam kredi almak isteyenlerle alakalı temiz evrak görseli var. Parasal anlamda bir alacakla alakalı konunuz varsa salı günü özellikle onunla ilgili yeni bir alım sağlayabilirsiniz. Artı şurada temizde bir balina görseli var. Kancayı takmış olduğunuz bir süredir almak istediğiniz bir konuyu bir parayı cumaya kadar alırsınız görseli var arkadaşlar. Onu parantezi kapatayım. Şimdi burada bu kişiyle yapmış olduğunuz görüşmelerden bir para ödeyerek para alma durumunun söz konusu olabilir. Bu kişi sizin önünüze sanki böyle hani taş 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 koyup gölün üstünde böyle ayağınız ıslanmadan yürümenizi sağlayacak bir kişi. Bir alacağınız bu görüşme yapacağınız kişi size bir destekte bulunacak. Maddi konularla alakalı olmaz doğru cevaplar alamam dediğiniz bir kişi bile olabilir. Hınçlı görünüyorsunuz çünkü burada. Ya da bir süredir almak isteyip de oyalandığınızı düşündüğünüz bir konuda önünüz açılacak arkadaşlar. Bu hafta aslında genel olarak kolektif bir falı olduğu için maddi konularla alakalı pazartesi hariç Önünüzde düşecek konularda aydınlıkta görünüyorsunuz. Alacak bir paranız varsa pazartesiden sonra kademe kademe paraya doğru gidersiniz. Ya da işinizle alakalı karışık bir durum varsa bir kişiden destek görüp sizin önünüze açtığı kabul ettiği el sıkıştığınız güzel bir hafta var hafta sonu nu da söyleyeceğim ama şu hafta içi görselleriniz çok güzel. Özellikle hafta ortası bir borç ödeme, ödeme ile alakalı önünüzde açılan güzel bir yol var. Bu bu ödeme ile alakalı çözüm üreteceğinizi de ifade ediyor. Gayet güzel görsellerde çıkmış buraları. Hafta sonu arkadaşlar eş ya da partner diyebileceğim bir kişi biraz arkasını dönmüş demeyelim ona karşılıklı konuşuyorsunuz ama sizden daha sıkıntılı çıkıyor. Ee, bir harcama olabilir mi? Olabilir. Karşı taraf istemiyor gibi bir görsel var. Hani bir şey alınması lazım belki size. Ee, karşınızdaki kişi karşı çıkıyormuş gibi ufak tefek tartışmalar, parasal anlamda çiftler arasında ufak tefek tartışmalar yaşanabilir. Görseli var sevgili dostlar. Vallahi şimdi şöyle baktığımız zaman aslında üzerinize yük ettiğiniz bir konu özellikle hanenizde ya da ilişkinizde üzerinizden çıkacak ama öncesi tabii ki biraz zorlayacak. Tartışmayı açık alan olarak görünüyor. Şimdi bir de gelelim şuradan şöyle. Buradan ekleyebileceklerimiz var mı ya da buradan neler söyleyebiliriz? Şimdi ilişkilerde bakın buradaki sizsiniz. Şu kişi sizsiniz. Arkanızda aileniz var. Mesafelisiniz çünkü kafanızda iş para konuları var. Aile tarafına baktığımız zaman e, sizden beklenti içinde olan ama biraz inatçı kişiler görünüyor. Özellikle aile tarafıyla alakalı pazartesi salı ufak tefek inatlaşmalar ya da iddialaşmalar söz konusu olabilir. Sonrası burada temiz çıkmış. Şimdi iş konularına baktığımız zaman dikkat ederseniz önünüzde de duran bir kişi var. Sanki elinizle böyle bir şeyi düzeltmeye toparlamaya çalıştığınız bir anda bu karşınızdaki kişiyle yapmış olduğunuz konuşmada temiz kalpli görsellerinde çıkıyorsunuz sanki bir kişiden bir duyum almışsınız bir cevap almışsınız o kişiyle konuşarak bu kişi öncesinde size arkasını dönmüş dedim ya yani ikili konuşmuş bir kişi olabilir ama bu hafta size yardım edecek kişi bu kişi çünkü önünüz açan da bu kişi olarak görünüyor. Burada da bakın bir para konusunda el sıkışma var temiz bir para alacak olarak değerlendirebiliriz biz bunu. Şurada bir araç var araçla alakalı üzerinde sanki böyle bir yangın hızlıca aracınızla alakalı halletmeniz gereken bir meseleniz olabilir. Ya da e, hanede hafta sonu için arabayla gidilecek yerlerde. Hızlı karar vermeyin üstündeki ateş görselleri ya hızlı yapılacak bir şeyi ya da bir e, yanlış kararı ifade eder. Öyle de söyleyeyim onu. Onun dışında başka ne var diye bakıyorum. Yani birisi eliyle size para getirecek ama bu getirecek olan kişi bana kalırsa e, öncesinde bugün yarın bugün yarın diye sallanan sallayan bir kişinin bu hafta düze çıkıp da size bir şey getirmesi gibi bir görselde çıkmış. Umarım dediklerim iyi dediğim güzel dediğim her şey önünüze düşer. Güzel sağlıklı saatli bir hafta geçirirsiniz. Fılınız bu kadar sevgili yay burçları. Gördüklerimi size iletmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.